Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Türk basını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'na değindim. Arsak'ın statüsünün hariç tutulması karşılığında Arsak'ta Rus barış gücünün varlığı. Hadrut'un dizak anaokuluna yeni oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Forbes dergisi. Ermenistan Cumhuriyeti bir gastronomi ve şarap turizm merkezi haline geliyor. Cumhuriyet tarihinin ilk Ermeni kaymakam adayı. Soykırım'dan kurtulan ünlü Ermeniler. Papaz Vreş Keşişyan, Hambik Sasunyan Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve bir mesaj gönderdi. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Türk Haber Sitesi Haberler.com, Batı Ermenistan'daki Western Armenia TV'ye atıfta bulunarak, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Dernekleri Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal'ın açıklamasını sundu. Açıklamada yukarıda adı geçen kişi televizyonumuz hakkında eleştirel bir tavırla konuştu ve işgal altındaki Batı Ermenistan'ı bir Ermeni toprağı olarak gören tüm görüş ve iddialarımızın son derece yanlış olduğunu özellikle belirtti. Ünsal, Türkiye ile ilişkilerimizi ve dostluğu yeniden tesis etmek istiyorsak, bizi akıllı olmaya, bu iddiaları unutmaya çağırdı. Aksi takdirde sınırların açılmasının söz konusu olamayacağı tehdidinde bulunur. Ünsal'a, Türkiye ile ilişkiler ve dostluk hakkında ilk konuşanların ülkesinin liderleri olduğunu hatırlatmak isteriz. Ve kendi tarihini ve kanlı geçmişini unutması, Hiçbir medeni millete yakışmaz. Özellikle de fail uluslararası hukuka dayanarak kendi suçunu hiçbir zaman kabul etmemişse ve herhangi bir tazminat ödememişse. Batı Eministan, ilkelerine bağlı kalarak aynı iddialar ve aynı fikirle adil ve haklı çalışmasına devam etmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti, Artsakh'un statüsüne ilişkin nihai karara kadar Rus barış güçlerinin Artsakh Dağlık Karabağ'daki varlığını uzatmakla ilgileniyor. Rus Devlet Ajansı TASS tarafından bildirildiği üzere, bu durum Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreterliği tarafından bildirildi. Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi ofisinden yapılan açıklamada maalesef durum şu anda güvenlik açısından yeterince istikrarlı değil. Son zamanlarda bir ateşkes ihlali gördük. Bunun sonucunda bir sivil Ermeni öldü. Bazıları yaralandı. Sonuç olarak Arsak'taki Rus barış gücü faktörü Arsak Dağlık Karabakh'ın nihai statüsü sorunu çözülene kadar önemli olacaktır denildi. Güvenlik Konseyi ofisini atıfta bulunarak, Tassın aktardığı bu bilgi Moskova'da olası anlaşmaların imzalanmasına ilişkin bilgi akışları bağlamında dikkat çekicidir. Rus askeri birliği Artsax Dağlı Karabağ statüsünün hariç tutulması karşılığında Artsax'ta bulunuyor. Putin ve Lavrov Artsax'ın statüsünün hariç tutulduğunu defalarca dile getirdiler. Rus askeri varlığının süresi Artsakh'ın statüsüyle yapılan ilişkilendirme bu durumu yeniden teyit ediyor. Almanya'da yaşayan Ani Tunyan, Haçatur Partespanyan ve Birlikte adlı girişim, Artsakh insan Hakları Savunucusunun, Hadrut'taki Dizak Anaokulu'nun oyuncaklara, ne resim takımlara ve kırtasiye malzemelerine ihtiyacı olduğu ve mümkünse Artsakh'a gönderme talebiyle yazdığı notuna yanıt verdim. Stepanakert'te yeniden açılan Hadrut bölgesinin Dizak Anaokulu, bugün bu yardımı Misyon Armenya Sivil Toplum Kuruluşu'nun Arsak Şubesi aracılığıyla elde etti. Anaokulu müdürü Rita Sardaryan, Arsak'ın yanında olarak umut veren ve destekleyen hayırseverlere ve sadece iyi insanlara derin şükranlarını dile getirdi. Sardaryan, masum çocuklarımız için kendilerini mutlu ve güvende hissedecekleri bir gezegen yaratmak ve mücadelemize devam etmek için emin adımlarla ilerleyeceğiz, dedi. Ermenistan Cumhuriyeti, dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistler için gastroturizmin favori destinasyonu olma konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Armen haberine göre ülkemizin mutfak cazibesini keşfetmek için dünyanın farklı ülkelerinden turistlerle beraber Ermenistan Cumhuriyeti'ne gelen Anne Abel, Forbes dergisinde bununla ilgili bir makale yayınladı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerinde Ermeni mutfağının lezzetli tatlarını denedi ve Ermeni şarabı içti. Yazar, bu ülkede entelektüellik var. Satranç burada ulusal bir spordur. Matena Daran'da eski basılı kitaplar, değerli el yazmaları, resimli renkli kitaplar ve minyatürler sergileniyor. Bu, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğunda Ermenilere karşı işlenen soykırım olan Armenosi sırasında bile bu harika kitapları savunmayı tercih eden Ermeniler hakkında çok şey anlatıyor, diye yazdım. Ermeni yemeklerinin çeşitli olduğunu ve birçok ilginç taze baharat içerdiğini belirtiyor. Yazar ayrıca Ermeni şaraplarının çok çeşitli ve narin tatlarından da bahsetti. Agos gazetesi, Türkiye Ermenilerinden avukat Berk Acar'ın tüm sınavları geçerek kaymakam olmaya hak kazandığını ve atanması halinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilkin gerçekleşeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği kaymakamlık sınavlarını başarıyla tamamlayan Acar'ın önümüzdeki dönem kaymakam olarak görev alacağı öğrenildi. Acar'ın kaymakam olarak atanmasıyla Cumhuriyet döneminde bir ilk gerçekleşecek ve Türkiye Ermenilerinden bir kişi ilk kez kaymakamlı görevini yapacak. Ermeni halkı gittiği her yerde hem inançlarına bağlı hem de eğitime düşkün halk olduğunu her fırsat ve koşulda göstermiştir. Ermeni kiliseleri tarih boyunca bir inanç yeri olduğu kadar bir kültür ve örgütlenme mekanı da olmuştur. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosiz sonrası sınır hattında yaşamaya tutunan Ermeniler inşa ettikleri her kilisenin yanına mutlaka bir Ermeni okulu da inşa etmiştir. Serekaniye, Grespi, Kamishlo, Derik'te de her kilisenin yanında bir Ermeni okulu bulunur. Doktor Ohannes, otoelektrikçi Anto, mazot pompalarını tamir eden Dacat, Eczacı Vartuhi, Ermenice öğretmeni Gohar Madlen, Mürekiz köyünden Haço, Serop dayı, kalan son Ermenilerdi. Silvan'la bir Ermeni babanın evladı olan Vreşkeşişyan, Halkına ve inançlarına oldukça bağlı, iyi bir Ermenidir. Serekanye'de papazı olmayan Surp Agop Kilisesi'nin derhayrı idi. Serekanye Türk Cumhuriyeti ordusu ve Daesh çeteleri tarafından büyük bir yıkımla işgal edildi. Sakinleri göç ettirildi. Surp Agop Kilisesi'nde Silvanlı derhayr ise babasının kaydettiği Ermenice duaları kimsesi sıralara dinletmeye devam etti. Breşkeşişyan, Keşişyan, soykırım sürecinde 70 bin Ermeninin katledildiği Serekanye'de kiliseyi ve yanındaki okulu terk etmedi. Şu an kilisenin hemen yanındaki öğrencisiz okul sıralarında daha önce çekilmiş, artık rengi solmuş çocuk fotoğrafları ve toz içinde yerlerde dolaşan Ermenice kitaplar kaldı. <laughs> Şu anda Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunan Hambik Sasunyan bir mesaj gönderdi. Sevgili yurttaşlarım, size Ermenistan Cumhuriyeti'nden yazmaktan mutluluk duyuyorum. Yaklaşık 40 yıl sonra memleketimde olmanın, memleketimin suyunu içmenin, havasını solumanın ve ailemin sıcaklığını hissetmenin onurunu yaşıyorum. Yıllardır verdiğiniz destekler beni her zaman cesaretlendirdi ve zor günlerime olumlu katkı sağladı. Beni ziyaret eden ve beni sonsuza dek kalpliliğinde tutan herkese en derin şükranlarımı sunarım. Nihayet eve ulaştım. Sevgi dolu, Hambik Sasunyan Hatırlatalım ki Hambik Sasunyan, 28 Ocak 1982'de kırmızı ışıkta arabasında beklerken Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Sevgili yurttaşlar, sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV salt kendi tanıtımıyla uğraşmıyor. Sadece ve sadece Batı Ermenistan'ı ve vatandaşlarını temsil etmektedir. İşgal altında olan ülkemiz Batı Ermenistan'ın ve vatandaşlarının kendi sorunlarını gündeme getirmeye ve tarafsız bilgiye ihtiyaçları var. Batı Ermenistan Televizyonu, dünyanın her yerine dağılmış Ermenilerin anavatanlarıyla ve kökleriyle olan bağları güçlendiren, ayrıca yurttaşlar ve soydaşlar arasındaki iletişimi mümkün kılan önemli bir halkadır. Bu zorlu ve uzun mücadelede her Ermeninin desteğine ihtiyacımız var. Batı Ermenistan televizyonu Western Armenia TV'yi desteklemek, zorunlu sürgün edilen Ermenilerin anavatanlarının tanınmasını ve ulusal kimliklerinin restorasyonunu desteklemek anlamına geliyor. O halde bu kritik dönemde daha birbirleşelim ve anlayışlı olalım. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Yaşasın Batı Ermenistan! Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nazeli Grigoryan ve Edgar Khachatryan tarafından seslendirilen Aşuk Nazeli'nin Ermeni halk şarkısı Al Aylughız adlı eseri sunuyoruz. Al Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz.